Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Çocuk. Dayı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Hatay Spor Galatasaray mücadelesiyle sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz Hatay Spor'un maçları Hatay'da oynanamıyor depremden dolayı. Mersin'de Hatay Spor Galatasaray maçı dolu tribünler önünde beklenmedik bir şekilde bu kadar dolu tribünler. %90'ı Galatasaraylı. Öyle bence de öyle. Maç oynanacak. Galatasaray Bayern Münih maçının dönüşünde bence zorlu bir deplasmana gidiyor diyebiliriz. Yani bunu söyledik zaten. Canlı yayında dün akşam bu olaydan bahsettim ben kendilerine, arkadaşlarıma, güzel kardeşlerime. Ama hepsi benimle nasıl söyleyeyim en hafifletilmiş şekilde benim çok büyük bir yanılgı içinde olduğumu falan söylediler. Ama işte bu akşam bu maç özelinde bence Galatasaray puan kaybı yaşayacak arkadaşlar. Yani canlı yayınlarımızda konuştuklarımın da bir kesitini Kürşat muhakkak alıp Korhan kardeşime buradan ulaştıracağına inanıyorum. Selam olsun kendisine de. Ama şu bir gerçek, bence Galatasaray bu akşam puan kaybı yaşayacak ve bunun etkileri buradan yaklaşık 10 bin, 12 bin kilometre uzakta dünyanın en büyük ülkelerinden biri olan Kanada'da Mehmet Kaya kardeşimizi çok derinden yaralayacak. Kendisine de buradan selam olsun. Evet, bence Galatasaray çok zorlanmadan kazanır Hatay'da. Hatay deplasmanında çok zorlanacağını sanmıyorum. Galatasaray kadrosuyla, kalitesiyle maçı kazanacak. Ben de birazcık futboldan anlıyorsam Galatasaray bu akşam bak göreceksin puan kaybedecek. Bakın göreceksin. Yani yenerse Galatasaray futboldan anlamıyor musun yani? Yani yenerse harbi sürpriz olur. Bak ciddi söylüyorum. Harbi sürpriz olur. Çünkü neyse, onları da canlı yayına bırakalım. Evet arkadaşlar, maç da başlıyor. Bu kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bu videoyu beğenip yorum yaparak da bize destek verebilirsiniz. Şimdi yavaştan maça geçiyoruz. Kerem! Dışarıya Galatasaray gole yaklaştı. Çok iyi bas ve top ağlarda gol. Ben size dedim arkadaşlar. Offside. Hatay golü bulmuştu ama. Offside. Neyi demiştim? Hemen top ağlarda gol. Ama bak şimdi. Gel şu beyazlı. Kim vurdu? Ona gitmiyor ki. Burada offside yok. Burada kesinlikle offside yok abi. Burada da yok. Yok. Yok, offside yok. Offside yok gibi arkadaşlar. Hatay'ı herhalde bu akşam jiletleyecekler. Jiletlen sanırım. He, sen ne diyorsun? Yani bu pozisyon gol. Öyle gözüküyor. Var, inceliyor. Hakem bekleyin diyor. Bence tartışılmaz yani. Çünkü arkadaki adam offside'de olabilir ama Galatasaraylı kafayla topu indiriyor. Diğer offside'de olmayan adam yani bu maç bu gol offside değil. Hayır, fauller tartışılır edilir de offside offside'lere değildir. Burada da offside yok. Evet. Gol. Hatayspor 1-0 öne geçiyor. Vay. Çok ilginç. Yani golü gol olarak teyit etti hakem. Hatay önde çok güzel bir golle Hatay skoruna geçti. Oğlum şu videoyu bir beğensene ya. Şu tuşa bir bas ya. La parayla değil ya. Korkma bas. Bas bakayım bas. Lan. Ya Erci, sen ne yapıyorsun Erci ya? Erci harbi ya. Bir tek Trabzon maçlarında mı oynayacaksın ya? Zaha'nın önüne topu resmen indirdi ya. Erce ya, yapma oğlum ya. Yani Zaha'nın önüne topu indirdin ya. Çünkü bak orada kaleci çıkmasa o topa o kadar rahat bir vuruş olmaz. Resmen böyle eliyle asist yaptı. Ya bak, olacak iş değil ya. Mükemmel bir asist. Tabii asisti de gole çeviren Zaha. Güzel vurdu topa. Yani Erce... Bu nasıl bir hatadır? Kendi adamı yalnız Erci'ye faul yapmış. Hiç
Hiç dokunmasa top Erciye, hiçbir şey yok pozisyonda ya. Oyun tekrar başladı bu arada. Oy, direkten döndü. Vay vay. Erce bunu da Erce yani. Harbiden ya. Gerçek söylüyorum Erce. Ya değişik bir kaleci ya. Bazı şeyleri çok iyi ama şu üstüne gelen topu direkten döndük diyorsun ya. Adamım şuraya bir yorum yapsana. Yaz yaz. Bir yorum yaz ya. Sen de bir yorum yaz. Bak arkadaşların yazdığı yorumlar yerine sen de bir şeyler yaz ki ne düşündüğünü göreyim senin. Oy! Abdülkerim Durmaz. Abdülkerim Durmaz harika vurdu ama ya. Harbiden Erce kaleci olduğunu hatırladı. Abdülkerim de müthiş bir kafa vuruşu. 90'a gitmiyordu ama yani. Bu spikerleri de ben anlamıyorum. Yani. Oy güzel. Çok iyi. Çok iyi. Ver pasını. Ver pasını. Vuruş ve gol. Şaka. Hata yaptı. Şaka. Lan bu adam bize dağıtmıştı. Vay arkadaş ya. Lenkel. Vay arkadaş ya. Hatay Spor öyle geçiyor. Lan şimdi benim gözüm uçak düşürür diyecekler ha. Yani futbolu bilimsel gerçeklere oturtuyorum. İyi analiz yapıyorum diye bana şimdi laf ederler. Vay be, çok güzel bir gol. Tele Başiru'nun asisti. Vay arkadaş. Lenkel'in golü. Galatasaray'la bu kadar yani boşluğa arkada ne gerek var? Bomboş kaldılar. Ve Hatay öne geçti. Güzel bir golle. Hadi bakalım. Ya arkadaş şu kanala bir abone olsana ya. Eline yapışmaz ya. Bir kanal tuşuna basacaksın lütfen ya. Gol. 3 oldu. Hadi be. Aşırt üstünden ya. 3 oluyordu. Dışarı ya. Belki de son şanstı bu. Son şanstı. Kaan Ayhan etkili olamıyor ya. Galatasaray umutlarla aldı ama. Artık son saniyeler başta. Oo, bu arada çok net bir penaltı var. Nerede penaltı var? Icardi'nin ayağına basıyorlar. Bir daha bakıyoruz. Oo, penaltı. Oo. Icardi yükselecekken ayağına basılıyor. Ayağına basmış. Lan 90+7'de yapılır mı bu ya? Ya 90+7'de yapılır mı ya? Hiç gerek yoktu. Icardi yerde. Ama görmeden basmış ya. Gör diyor da görmedi abi. Hayır, adam yükselecek. Penaltı yani. Pozisyonu. Penaltı da yani. Bakmadan basmış adamın ayağını. Aha. Başlatıyor oyunu. Dinleyecek de. Düdük çaldı. Nasıl düdük çaldı? Var. Var yok mu? Başlattı oyunu, eyvah eyvah. Net penaltı atlandı. Evet maç bitti. Hatay Spor. Duydun mu Çürşen? Neydi ya? Abi. Arkadaşlar bu arada İstanbul'da hava çok kötü. İnanılmaz bir yağmur, şimşek. Gök gürlüyor. Fena. Gökler ağlıyor Galatasaray'ın. Galatasaray'ın ağlıyor şu anda. Yani Galatasaray ligdeki ilk yenilgisini Hatay Spor deplasmanında alıyor. Gerçekten Hatay Spor iyi mücadele etti. Galatasaray'a çok fazla da şans vermedi. Galatasaray'ın kaçırdığı yani, bir pozisyon ben hatırlamıyorum doğru. Galatasaray'ın kaçırdığı pozisyon değil de Galatasaray gibi oynayamadı ki. Çok çok kötüydü aslında. Yani Fenerbahçe nasılsa Galatasaray da aynı şekilde. Şimdi benim söyleyeceğim ilk şey arkadaşlar, Kürşat'tan bir tebrik bekliyorum. Beni tebrik et. Evet, tebrik ediyoruz dayı. Yüksek sesle, düzgün tebrik et beni. Tebrikler. Teşekkür ederim. Tebrikler. Bildi gerçekten de Hatay'ın Galatasaray'a yenilmeyeceğini söylüyordu haftalardır. Evet. Ve burada haklı çıktı. Ben Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyordum ama kazanan Hatay Spor oldu. Akşam başka platformlarda da tebrikleri bekliyorum ve hepsini kabul edeceğim arkadaşlar. Burada da Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. La ilahe illallah. Harbi çok muazzam bir gök gürlemesi var İstanbul'da yağmurla beraber.
İşte Galatasaray'ın mağlubiyetine denk gelmesi insanların aklında böyle şeyler oluşturuyor. Velhasıl kelam Galatasaray'ın kaybedeceği çok barizdi. Ben bunu bekliyordum. Ama mesela konjektür gereği yarın Fenerbahçe'nin de kazanacağını iddia ediyorum. Yani Fenerbahçe'nin, çünkü bütün Türk kamuoyuyla ters düştüm. Bütün 85 milyon bir taraftan Galatasaray'ın kazanacağını söylerken ben kaybedeceğini söyledim. Şimdi herkes Adana Demirspor'un Fenerbahçe'yi yeneceğini söylerken ben Fenerbahçe'nin yeneceğini söylüyorum. Ben yeldirmenleriyle savaşırım Sancho Pancho. Evet, teşekkür ediyoruz. Maçın da sonuna geldik. Videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Yarın Adana Demirspor Fenerbahçe maçıyla sizlerle birlikte olacağız. Videoyu bitirmeden önce bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve özellikle hala da abone değilseniz de abone olmayı basmayı da lütfen unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Sevgili gençler, sevgili çocuklar, kötü alışkanlıklardan ve kötü arkadaşlıklardan uzak durun. Hepiniz Allah'a emanet olun.